Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Devam edelim, havamız bozulmasın. Falcao cezalı, Belhanda'nın sakatlığı var. Terim iki yıldızının yokluğunda ileri uçta. Cagney'i 10 numarada Arda'yı oynatacak. Feguli'ye de af çıkabilir. Sarı Kırmızılılar da Ankara Gücü maçına sadece 3 puan gözüyle değil, birlik ve beraberlik havasının pekiştirilmesi açısından büyük bir fırsat gözüyle bakıyorlar. Aslan'ın kadrosu iyi, tek eksiği iç barış. Fanatik gazetesindeki futbol yazarlarının genel görüşü bu şekilde. Galatasaray'a süper adam Cimbom'un gündemine büyük ses getirecek bir isim geldi. Terim Sparta Prag'da attığı gollerle yıldızı parlayan Ozek'i işaret etti. Transfer imkansız gibi görünse de yönetim şartları zorlama kararı aldı. Hedef 3'te 3. Biraz önce dedik ya, Kasım ayında Sergen Hoca'nın hedefi 12 puan, oynanacak karşılaşmalardan tam puan çıkarmak diye. Galatasaray'da da benzer bir hedef var. Hedef 3'te 3. 4 maçlık kötü gidişini Dadaşları mağlup ederek bitirmişti Sarı Kırmızılılar. Şimdi seri yakalayarak zirve mücadelesinin içinde kalmak istiyor. Forma verilirse kaptan Feguli, bakın biraz önce Fanatik'ten aktardım, Feguli'ye af çıkabilir diye. Belhanda'nın yerine ya o ya Etebo oynayacak. Fanatik'te de Etebo ve Taylan'dan oluşacağına yönelik ikilinin bir haber yer alıyordu. Yeni kaptan Feguli yine Sabah gazetesinde de yer alıyor. Cimbom da ara transfer içinde düğmeye basıldı. Cengiz Terim barışı sonrasında büyük operasyon başlıyor. İlk hedef Fatih Terim'in takımda istediği Onyekuru'yu kadroya katmak. Sarı Kırmızılılar kadronun kilit isimlerinden Saracchi'nin tapusunu almak için de çalışacak. Galatasaray'da tüm hesaplar milli maçlar için lige verilecek araya kayıpsız girmek üzerine yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, MK Ankara Gücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarından 6 puan bekliyor. Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetedeki Galatasaray haberlerine göz gezdirelim. Galatasaray'a 18'lik golcü Adem Hložek. Teknik direktör Fatih Terim'in artık geleceğe yatırım yapacağız açıklamasından sonra genç oyuncu transferi için arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Çek futbolunun geleceği olarak görülen 18 yaşındaki forvet Adam Hložek'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Geçen yıl oynadığı futbolla göz dolduran 2002 doğumlu Hložek, Sparta Prag'la lige yine fırtına gibi girdi. 6 maçta 4 gol atarken 5 de asist yaptı. 1.86 boyundaki oyuncunun Çek futbolunu belki de tarihi başarıları yeniden yaşatabilecek yetenekte bir oyuncu olduğu yorumları yapılıyor. Oyuncuyu yakından izleyen scout ekibi Galatasaray'ın iki eski oyuncusu Baroš ve Ulfaleji'nin Hložek ile ilgili fikirlerinin yer aldığı bir raporu da Terim'e sundu. Hložek'in PSG, Real ve Bayern gibi dünya çapında bir takıma gitmeden önce basamak arayabileceği vurgulandı. Şu an alınması veya kiralanması halinde büyük iş yapacağı belirtilirken Sarı Kırmızı yönetimin 18'lik star için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu bildirildi. Hložek tam bir joker. Adam Hložek'in asıl mevkisi santrafor. Ancak Prag'da ileride Lucas Julis forma giydiği için kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Arkadaşlarına pozisyon hazırlayan pasör ve hareketli santrafor tipinde 1.86 metre boyunda ve hava toplarında etkili bir isim. Galatasaray'da Fatih Terim Sergio Oliveira'yı çok beğendi. Fatih Terim Porto'nun Olympiakos'u 2-0 yendiği maçta Sergio Oliveira'yı izledi. 28 yaşındaki ön libero kafayla gol attığı maçta dikkat çekti. Tecrübeli hoca sözleşmesinin sonuna gelen Oliveira'yı sezon sonunda bedavaya alabilme ihtimaline rağmen devre arasında bonservis bedeliyle alınmasını istediği bildiriliyor. Galatasaray'da Fatih Terim 6 farklı rapor istedi. Yapılan barış anlaşması ve şampiyonluk için her şeyin geride bırakılması kararının alınmasından sonra Galatasaray'da hiç görülmemiş bir transfer hareketliliği başladı. Scout ekibinin başındaki Emre Utkucan'la bir görüşme yaptı. 6 farklı rapor istedi. Bu raporların kısa sürede hazırlanmasını talep etti. İşte transferlerin çatısını oluşturacak o liste. Takımlarında isimleri federasyonlara bildirilmeyen oyuncular, lige kötü başladıkları için yedek kalan potansiyelli futbolcular, bonservisleri elinde olan oyuncular, tamamlanmak üzere olan İskandinav liglerinde öne çıkan oyuncular, özellikle Doğu Avrupa liglerinde sezona iyi başlayan genç futbolcular, Brezilya eyalet liglerinde devletin gözünden kaçan futbolcular. Bu 6 konulu raporu istiyor Fatih Terim. Ocak ayı için ummalı bir çalışma var. Umarım bu sefer güzel futbolcuları kadromuza dahil ederiz. Galatasaray'da hedef 3'te 3. Cimbom sezona Fatih Terim'in doğru taktik ve oyuncu seçimiyle müthiş başlamıştı.
İçeride 0-0 biten Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayan düşüş ligde Kasımpaşa ve Alanyaspor yenilgileriyle sürmüştü. Avrupa'da Rangers'e yenilerek elenen Aslan'da işler kötüye giderken Erzurumspor deplasmanında alınan galibiyet yüzleri güldürdü. Galatasaray'da hedef şimdi seri yakalayarak başarıyı istikrarlı hale getirebilmek. Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Fatih Terim'in maç önlerine bakacaklarını ve öğrencilerine sadece Ankaragücü karşılaşmasını düşünmelerini istedi. Deneyimli hoca önce başkent ekibinin ardından Sivasspor mücadelesini kazanarak camiayı yeniden bir çatı altında kenetlenmeyi hedefliyor. Sarı Kırmızılar 3 ayaktan ilkini kazanmıştı. İki maçı da daha alarak Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin sürüklediği zirve mücadelesi içinde kalmak istiyor. Sizce bu 3 maçta kaç puan toplarız? Mustafa Cengiz Fatih Terim'i böyle sakinleştirdi. Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin karşılıklı verdikleri demeçler sonrası tırmanan gerginlik geçtiğimiz gün yapılan toplantı ile son buldu. Başta sarı kırmızılı taraflar olmak üzere camia rahat bir nefes alırken yaklaşık 1,5 saat süren toplantıdan yaşanan kritik olaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Fatih Terim'in Erzurumspor maçı sonrası yaptığı "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" açıklamasının ardından Başkan Mustafa Cengiz Türk Telekom stadında bir toplantı organize etti. Bazı yöneticilerin de katıldığı görüşmede Cengiz ile Terim özel görüşme yaptı. İlk dakikalarının gergin geçtiği öğrenilen zirvede Mustafa Cengiz baş başa kaldıklarında Fatih Terim'e "Yazılıp çizildiği gibi sizinle yollarımızı ayırmayı asla düşünmedik. Siz bizim için çok değerlisiniz. Yaşananlar tamamen yanlış anlaşılma" dedi. Başkan Mustafa Cengiz'in bu sözlerin üzerine sakinleşen Terim de "Bundan sonra basın üzerinden yapılan açıklamalarla oyuncularımızı eleştirmeyelim. Hem moraller bozuluyor hem de Ocak ayına kadar bu takımla mücadele etmek zorundayız. Devre arası transferleri de şimdiden olgunlaştırmalıyız. Artık icraat dönemine girmeliyiz" dedi. Fatih Terim hala yapıcı konuşmakta ısrarlı. Tam da Fatih Hoca'dan beklenen hareketler. "Oyuncularımızı eleştirerek değerlerini azaltmaya gerek yok. Ne yapalım, elimizde bunlar var. Ocağa kadar bu şekilde devam etmeliyiz." Yunus Belhanda 3 hafta yok deniliyor. Galatasaray'da tartışmaların odağında bulunan Belhanda kaptanlık pozumanını taktığı Erzurumspor maçında hırs yaptı ancak sakatlandı. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek faslı futbolcu bu motivasyonla kendini zorluyor. Belhanda Galatasaray'da kalmak veya başka bir takıma transfer olmak ihtimalinin ancak bu sezonki iyi futbolla artacağını düşünüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de bu durumu koz olarak kullandığı belirtildi. Deneyimli hocanın bu sezon çok daha motive olmuş, faslı oyuncudan ekstra katkı beklediği öğreniliyor. 3 sezon önce Galatasaray'a gelen ve maliyeti hep tartışma konusu olan yıldız futbolcu kazanılan 2 şampiyonlukta katkısıyla dikkat çekmişti. Fegu ile beraber ücretini indirme yanaşmadığı için yönetim tarafından hedefe konulan Belhanda Erzurum karşısındaki performansıyla dikkat çekti. Bu karşılaşmanın ardından çok fazla kendini yorduğu için ağrı hissetti. Çekilen MR sonrası da orta derece bir zorlanma tespit edildi. Belhanda'nın 3 hafta olmayacağı konuşuluyor. Bu kadar kısır bir orta sahada Belhanda'nın olmaması biraz kötü oldu doğrusu.